Merhabalar değerli izleyiciler. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, hani güzel bir söz var ya, üretmezsen tükenirsin diye. İşte bugün sizlere tükenmemek adına üretim yapan, köylerimizde yaşamlarını idame etmekte olan Günçalı köyü halkının hasat anının görüntülerini paylaşacağım. Günçalı köyü halkı güz döneminde Habil ekti, Kabil biçti. Cennetin kapısını cömertler açtı. Cömertler ruhuna verelim salavat. Peygamber canına verelim Muhammed'e salavata sallallahu Muhammed. Güzün ekerler ekini, yazın keserler kökünü. Benim babam hünkâr vekili. Peygamber canına verelim Muhammed'e salavata sallallahu Muhammed. Ben ekerim deli deli, Allah versin dolu dolu. Tohum eken Allah kulu. Peygamber canına verelim Muhammed'e salavata sallallahu Muhammed diyerek güz döneminde ekmiş olduğu o mahsullerin şimdi kökünü kesmeye, yani harman orak ayının geldiğini görmekteyiz. Umarım tüm üreticilerimiz umduğu verimi alır. Çünkü onlar ekmiş oldukları ürünlerden yeteri kadar verim alacak ki ülkemizde yaşayan biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak gıda sıkıntısı yaşamayalım. Değerli izleyiciler, hatırlarsanız pandemi başladığında sokağa çıkma yasağı anında biz insanoğlu ne yapmıştık o gün? Hepimiz marketlere adeta hücum etmiştik. Çünkü gıda olmazsa olmazımızdı. İşte bu nedenle o gün bir kez daha anlaşıldı ki topraklarımızı ekip biçmek zorundayız. Üretim yapmak zorundayız. Üreteceğiz ki hem ülke ekonomimiz canlı kalsın, hem de biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak gıda sıkıntısı yaşamamış oluruz. İşte bu nedenle bir kez daha 21 Mart 1923 yılında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'da söylemiş olduğu "Saban kılıçtan üstündür" sözünü hatırlamakta yarar var diyorum. İşte bu nedenle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk köylü milletin efendisidir diye hitap ettiğini de ayrıca unutmamak lazım. İşte bu nedenle bizler şunu yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Yurdumuzun her bir köşesi, her bir karış toprağı şehit kanıyla yoğrulmuş olan bu vatan topraklarını neden ekip biçmeyelim? Tabii ki bu toprakların ekilip biçilmesinde ülkemizi idare edenlerin de elbette ki büyük rolleri var. Şunu belirtmek gerekir ki yıllarca ülkemizi idare edenlerin yıllarca uygulamış oldukları yanlış tarım ve hayvancılık politikaları sonucunda ekilebilir alanların büyük bir bölümü süresiz nadasa terk edildi. Bunun da en büyük nedenlerinden biri taşı toprağı altındır diyerek köylerimizden o büyük şehirlere genç nüfusun
göç etmesine bağlayabiliriz. Bunun yanında tarım girdilerinin aşırı derecede artmasını ve ülkemizi idare edenlerin üretici bir toplum olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tüketici bir toplum haline getirmek için adeta yarış ettiklerini söyleyebiliriz. İşte bu nedenle bizler derhal özümüze dönmemiz gerekiyor. Yani Türk milleti tarım alanında oldukça başarılı bir özgeçmişi vardır. Bizler yeniden tarım alanlarının her karışını ekip biçmemiz lazım. Böylece pandemi dönemindeki yaşamış olduğumuz o marketlere yapılan baskınları yapmayız tekrar. Bizler eğer ki üretici bir toplum haline gelirsek muhakkak ki evlerimizde en az birkaç ay yetecek kadar erzak tedariki bulundurabiliriz. Aksi halde bırakın pandemiyi yaşamayı, çok kısa bir zaman sonra o dönemleri diyebilirim her gün yaşayabiliriz. Bunu da aşmanın en kısa yolu muhakkak ki köylerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Köylerimizi terk etmememiz gerekiyor. Çünkü köy kültürü Türk toplumunun bir yaşam tarzıdır. Türk toplumunun olmazsa olmazıdır. Değerli izleyiciler, bu konuda şunu belirtmem gerekir ki vatan toprağının önemini daha iyi anlayabilmemiz için Büyük Ozan Aşık Veysel'in Kara Toprak adlı şiirini gözden geçirmekte büyük yarar vardır diyorum. Çünkü değerli Ozan'ımız bu vatan toprağını o kadar güzel işlemiş, bizlere o kadar güzel anlatmış ki önemini, inanın bu toprağı biz ekip biçersek hiçbir zaman gıda sıkıntısı yaşamayacağımız gibi başka ülkelere de üretmiş olduğumuz tarım alanındaki bu ürünleri rahatlıkla pazarlayabiliriz. Yeter ki halk olarak isteyelim biz bunları. Yeter ki ülkemizi idare edenler gerek tarım alanında üretim yapmakta olan çiftçilerimize, gerek diğer alanlarda üretim yapan üreticilerimize yeterli desteği versinler ve üretimin her alana yayılmasıyla böylece Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin şahlanacağına inanıyorum. Değerli izleyiciler, ayrıca şunu belirtmem gerekir ki bizim gençlik çağımızda, çocukluk çağımızda biçer döver diyebilirim ki Günçalı köyünün ovasına henüz girmiyordu. Bu tarlalar tırpanlarla biçilip, bunlar tapul ağaçlarıyla deste yapılıp, çatallarla tane tane taşınıp yığınlar haline getirilirdi. Ve bu yığınlarda birkaç gün kaldıktan sonra bu üretmiş olduğumuz mahsul iyice piştiğine kanaat getirilince bir de köyümüzde o zamanlar yeterli sayıda traktör olmadığı için sırası gelen bu yığınları katoz yaptırırdı, samanlarını taşırlardı. Kısaca kış ayları için her alanda çok büyük bir hazırlık yapılırdı. Ama günümüzde ise Günçalı köyü halkı da günümüzdeki tarımdaki yeni ekipmanları kimisi kendisi alıp kimisi de kiralayarak ne yapıyor? Üretim yapmaya devam ediyor. Bir tarafta biçer döver tarlayı biçerken hemen yanı başında ise Günçalı köyü halkının şeker pancarını yağmurlama sistemiyle suladığını görmekteyiz. Yani bu sistem hem
toprak kaybını önlediği gibi su kaybını da azalttığı bilinmektedir. Böylece üreticilerimiz daha az suyla daha fazla ürün elde etmiş oluyorlar. Tabii ki bu sulama çalışmasında Günçalı köyü halkı burada ne yapıyorlar? Birbirine imece usulü ile yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hani bir sözüm var ya, güzellikler Günçalı'ya yakışıyor diye. İşte burada da o güzellikleri görmekteyiz. Evet değerli izleyiciler, günümüzde biçer döverlerin, tohum ekme makinelerinin var olduğu için artık tarım hakikaten çok kolaylaştı. Görmüş olduğunuz gibi tarlasını biçtirecek olanlar gelmiş burada sırada bekliyorlar. Elleri ceplerinde, keyifli mi keyifli sohbetler yaparak ne yapıyorlar? Sıranın kendine gelmesini bekliyorlar. Buradan ben değerli Günçalı köyü halkına şunu belirtmek istiyorum. Elbette ki köyümüzü eski canlılığına kavuşturamayız. Ama şunu yapabiliriz. Yılda birkaç günde olsa bu ekilebilir tarım alanlarımızı gelip ekip biçip böylece ülkemizde gıda sıkıntısının yaşanmaması yönünde bizler üzerimize düşen görevi yerine getirmiş oluruz. Ülke ekonomisinin kalkınmasında köylerimizin çok büyük önemi var. Bunun da tabii ki ilk önceliği tarım alanındaki çiftçilerin üzerinde büyük iş düşmektedir. Çünkü günümüzde ekonomik olarak tarım girdisi ne kadar fazla oldu ise de onlar halen üretime devam ediyorlar ve köyleri bırakıp büyük şehirlere gitmeyen gerek Günçalı köyü ve gerek Günçalı köyü haricinde yurdumuzun pek çok yöresinde yaşamakta olan köylülerimizin var olduğunu bilmekteyiz. İşte bir çiftçinin en mutlu anı diyebilirim. Umarım ektiğinin fazlasını biçmek nasip olur. Umarım bu biçilmiş olan mahsulü ağız tadıyla yemek nasip olur. Çoluğuyla çocuğuyla mutlu günler yaşamasında bu elde etmiş olduğu gıda ürününün kullanmak nasip olur. Kısaca şunu bahsetmem gerekiyor ki hakikaten tükenmemek adına üretim yapan çiftçilerimize, diğer alanlarda üretim yapan tüm üreticilerimize şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerek tarım alanında, gerek diğer alanlarda üretim yapmakta olan tüm üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum. İyi ki varlar onlar, iyi ki bu girdi maliyetlerine rağmen üretmeye devam ediyorlar. Aksi halde biz büyük şehirlerde yaşayanların halini düşünmek işler acısı diyebilirim. Evet değerli izleyiciler, sizlere bu bölümde Günçalı köyü halkının 2022 yılında biçer döver ile hasat zamanının kısaca görüntülerini kaydedip sizlere paylaştım. İşte bu görüntülerin en mutlu anlarını içeren biçer döverin traktörün römorkuna biçmiş olduğu ürünün boşaltma anını izliyoruz. Oldukça güzel bir an. Hani derler ya, kuş sesi, su sesi, para sesi güzel olarak. İşte burada da buğdayın da bu akış sesini dinlemek büyük keyif veriyor diyebilirim. Tabii ki bazı şeyler vardır. Her ne kadar da anlatsak da bunu ancak yaşayanlar daha iyi bilir. Bu anı yaşamakta
üretim alanında katkı sunan çiftçilerin en keyif aldığı anlardan bir an diyebilirim. Ve mahsul boşaltma anı sona eriyor ve buradan başka bir tarlaya biçerdiler uzanırken burada diğer Günçalıköy halkından gelip sıra bekleyen komşuları görmekteyiz. Biz de tabii ki mahsulü boşaltmış olan komşunun traktörüne binip Günçalıköy'ünün yolunu tutuyoruz. Uzaktan da olsa Günçalıköy'ünü görmek ve başında bir taç misali Çal Baba'yı görmek ayrı bir mutluluk veriyor insana. Evet değerli izleyiciler, böylece bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer kusurlarım var ise affola diyorum. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Bir başka projede görüşmek dileklerimle. Kalın sağlıcakla.